Devlerin hakimiyetindeki bir dünyaya karşı sıfırdan bir imparatorluk kurmaya hayal edin. Bugün Larry Ellison sadece bir teknoloji patronu değil. Verileri depolama, erişme ve kullanma şeklimizi kökten değiştiren bir güç. Mütevazi bir başlangıçtan çok milyar dolarlık bir imparatorluğa uzanan bu yolculuk, yıkıcı inovasyon, risk ve amansız hırsı muhteşem bir dersi. Bu, bir adam ve şirketi Oracle'ın bilinmezlikten teknoloji dünyasına hakim olmaya yükselişinin hikayesi. Larry Ellison'un hikayesi, Silikon Vadisi'nin toplantı odalarından çok uzakta başladı. 17 Ağustos 1944'te New York'ta Allison, 9 aylıkken teyzesi ve eniştesi tarafından evlat edildi. Chicago'da büyüyen Larry yalnızlık ve terk edilmiş duygusuyla büyüdü. Geleneksel derslere de ilgi duymadığı için özellikle okul hayatında zorlanan asi bir çocuktu. Bilgisayarlara, teknolojiye ve problem çözmeye erken yaşta ilgi gösterdi. 1960'ların başında Chicago Üniversitesi'ne kaydoldu. Ancak 2 yıl sonra okulu bıraktı. Bu karar daha sonra kişiliğinin bir özelliği haline gelecekti. Akranları diploma peşindeyken Allison pratik deneyimle öğreniyordu. Teknoloji patlamasının yeni başladığı Kaliforniya'ya taşındı. Burada gelecekteki imparatorluğunun temeli olacak ilişkisel veri tabanları alanını keşfetti. 1970'lerin ortalarında Larry Ellison işletmelerin en büyük sorunlarından birini çözebilecek bir fırsat gördü. O dönemde şirketler verilerini karmaşık ve hantal sistemlerde saklıyor, bu bilgilere erişmekte zorlanıyordu. Ellison'un devrim niteliğinde bir fikri vardı, ilişkisel veri tabanları. Bu, işletmelerin verilerini çok daha akıllı ve verimli bir şekilde yönetmelerini sağlayacak yepyeni bir yaklaşımdı. 1977'de iki ortağı Bob Miner ve Ed Olds'la birlikte Software Development Laboratories adlı bir şirket kurdu. Başlangıçta Merkezi İstihbarat Teşkilatı yani CIA için büyük veri setlerini yönetmek için bir sistem geliştirme projesi olan Kodada Oracle'un üzerinde çalıştılar. Ellison'ın öngörüsü bu konsepti büyük miktarda veriyi depolama ve almak isteyen herhangi bir işletmeye hizmet edebilecek ticari bir ürünü dönüştürmekti atılımları hala ana bilgisayarlara yoğun yatırım yapan IBM ile bir sözleşme imzaladıklarına geldi. 1979'da ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri Oracle'ın ilk versiyonunu piyasaya sürdüler. Ürün gelişmekte olan SQL standartlarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmış, Oracle'ı geleneksel ana bilgisayar veri tabanlarından daha modern ve ölçeklenebilir bir çözüm olarak konumlandırmıştı. Ellison için Oracle sadece bir veri tabanı şirketi değil, teknoloji dünyasını dönüştürecek bir güçtü. 1980'lerde IBM ve Microsoft gibi devler pazara hakimken o bambaşka bir vizyonun peşindeydi. İstemci sunucu modeline odaklanarak geleneksel sistemlerden çok daha esnek ve ekonomik bir çözüm sundu. Oracle'ın satış stratejisi de geleneksel değildi. Müşterileri beklemek yerine onları aktif olarak arayıp çığır açan teknolojileri anlattılar. Veri tabanlarının ötesine geçerek kurumsal kaynak planlaması, insan kaynakları ve finansal yönetim için Oracle Applications'ı piyasaya sürdüler. Bu hamle Oracle'ı diğer yazılım devleriyle doğrudan rekabete soktu ve daha geniş yazılım pazarına bir dayanak noktası sağladı. Oracle 1980'ler boyunca büyürken şirket kurumsal bilgi işlemde tartışmasız lider olan IBM ile çatışmaya başladı. IBM'in ana bilgisayar pazarındaki hakimiyeti rakipsizdi. Ancak Edison kurumsal bilgi işlemin geleceğinin şirketlerin verileri daha ucuz, daha esnek bilgisayar sistemleri Depolamasına ve işlemesine olanak sağlayan istemci sunucu teknolojisine olduğunu inanıyordu. 1992'de Oracle Windows NT üzerinde tam özellikli ilişkisel veri tabanını piyasaya süren ilk şirket oldu. Bu hamle müşteri tabanını büyük ölçüde genişletti. Oracle'ın ölçümlenebilme ve birden çok platformda çalışabilme yeteneği, esneklik ve maliyet verimli arayan işletmeler için ton derece çekici bir seçenek haline geldi. 1990'lar Oracle için dönüştürücü oldu ve Larry Ellison, Silikon Vadisi'nin en güçlü ve etkili figürlerinden biri olarak konumu sağlamlaştırdı. 1995'te Oracle, büyük bir başarı olan ve Oracle'ı veri tabanı yönetim yazılımında sektör lideri olarak konumlandırılan Oracle 7 veri tabanını tanıttı. 1990'ların sonuna geldiğimizde Oracle artık sadece bir veri tabanı şirketi değil, kapsamlı bir kurumsal yazılım çözümleri sağlayıcısıydı. Oracle'ın ERP paketi, muhasebeden tedarik zinciri yönetimine kadar her şeyi yönetmek için entegre yazılıma ihtiyaç duyan büyük organizasyonlar arasında oldukça popüler hale geldi. 2000'lerin başında Ellison, bulut alanında hızla ivme kazanan Salesforce.com, ve Amazon Web Services gibi şirketlerden artan rekabetle karşı karşıya kaldı. Geleneksel yazılım satışlarına bağlı kalmak yerine Oracle bulut bilişim modelini yönlendirme konusunda tartışmalı bir karar aldı. 2009'da Oracle kendi bulut platformunu tanıttı ve sonraki 10 yıl boyunca şirket buluttaki konumunu güçlendirmek için bir dizi üst düzey satın alma gerçekleştirdi. Buna Java ve diğer kritik teknolojileri Oracle'ın portföyüne katan Sun Microsystems'in 2010'da satın alınması da dahildi. Bugün Oracle dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri olarak duruyor. Şirketin piyasa değeri 100 milyarlarca dolar ve ürünleri dünya çapındaki işletmelerin işleyişi için vazgeçilmez olmaya devam ediyor. Ancak belki de Larry mirasının en kalıcı kısmı sadece Oracle'ın başarısı değil. Onun yenilikçiliği, amansız takibi ve tüm endüstrileri alt üst etme yeteneği. Larry genç, asi bir öğrenciden dünyanın en zengin bireylerinden biri olma yolculuğu onun vizyonunun, hırsının ve azminin bir kanıtı. Veri dünyasını dönüştüren yenilikçi yaklaşımı ve teknoloji endüstrisindeki kalıcı etkisi onun modern zamanların en önemli iş liderlerinden biri haline getirdi. Ellison'ın hikayesi cesaretin, vizyonu ve inovasyon alan bağlılığın nasıl sıradan bir başlangıcı olağanüstü bir başarı hikayesine dönüştürebileceğinin mükemmel bir örneği. Ben Arnalizar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için takip ederseniz çok mutlu olurum. Arada paylaşın da. Görüşmek üzere.